Sevgili öğrencilerimiz, JEM 333 zemin mekaniği dersimize hoş geldiniz. Dersimiz 2 teori ve 2 laboratuvar olmak üzere toplam 4 saat ve 3 krediden oluşmaktadır. Ders kapsamında işleyeceğimiz konuları şöyle sıralayacak olursak, zemin mekaniğinin konusu, faz ilişkileri, zemin sınıflaması, kil mineralleri, kompaksiyon, permeabilite, zeminlerin kesme dayanımı, konsolidasyon ve konsolidasyon hızıyla ilgili konular şeklinde sıralayabiliriz. Kaynak kitap olarak Mühendislik Jeolojisi isimli çevirisini benim yaptığım kitabı takip edeceğiz. Bu kitabı şuradan bakalım. Şu görmüş olduğunuz kitap. Bu bildiğim kadarıyla Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi logolu ürünler satış mağazasından temin edilebiliyor. Ankara Üniversitesi yüzme havuzunun içerisinde bu dediğim yer. Bazen ellerinde olmuyor. İnternetten sipariş verebiliyorsunuz. Kargo ile adresinize yolluyorlar. Bu kitabın ikinci bölümünü bu ders kapsamında takip edeceğiz. Çok özet bir zemin mekaniği bölümü var bu kitabın içinde. Bu kitabın ayrı bir özelliği de bahar yarı yılında kaya mekaniği dersini yine aynı kitaptan takip edecek olmamız. O da üçüncü bölümünü oluşturuyor. Yine çok güzel özet bir kaya mekaniği bölümü. Artı dördüncü sınıftaki mühendislik jeolojisi dersi doğal olarak yine bu kitaptan işlenecek. Dolayısıyla bu kitabı 3 yarı yıl boyunca takip edeceğiz. Eğer şu anda mevcudu tükenmediyse edinmenizi ısrarla, şiddetle tavsiye ediyorum. Bittiği zaman, çünkü bunlar bir daha basılmayacak. Sonra ben PDF sürümlerini internetten bütün Türkiye'ye dağıtacağım. Ama edinmenizi, hatta kitap edindikten sonra güzelce dağılmayacak şekilde bir çözüm ile sağlamlaştırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer kaynaklara gelecek olursak, yardımcı kitaplar olarak Holtz ve Kovacs tarafından yazılan ve yine benim çevirdiğim Geoteknik Mühendisliğine Giriş kitabını bu da ana kitap düzeyinde aslında. Böyle iki kitaptan gideceğiz. Biraz oradan, biraz oradan. Bunu da şöyle göstereyim size. Benim web sayfam var. Kişisel web sayfam var. Burada kitaplar sekmesine gittiğiniz zaman, dur şu kapaklardan göstereyim. Aynı web sayfamda. Şu kitap. Bu kitap benim elimde var. Gazi Kitabevi'nde var. Okula geldiğiniz zaman benden alabilirsiniz. Beşevler'de Gazi Kitabevi var. Bu Gazi Üniversitesi ile bunun alakası yok. Merkez Bankası Banknot Matbaasının tam karşısında bu özel bir kurum Gazi Kitabevi. Oradan temin edebilirsiniz. Zemin mekaniğinde dünyada yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Bir başka yardımcı kitap. Geçmeden diğer yardımcı kitaba şunu söyleyeyim. Bu kitabın PDF olarak tamamı benim web sayfamda şurada kitaplar sekmesi altında şu dördüncü başlığa tıkladığınız zaman direkt PDF olarak indirebilirsiniz. Benim yine size tavsiyem bu kitabın basılı kopyası tükenmeden kütüphanenize bir adet kazandırmanız, sonra belki çok paralar verseniz de bunlara erişim olmayacak. Dediğim gibi biten kitapları çeviri yap. Bu kitapların hepsi çeviri tarafından çevrilmiş kitaplar. Bunlar mevcudu tükenenler. Fakat şu tekrar basıldı. Sınırlı sayıda kitapçıda var. Bende var. Alabilirsiniz. Mevcudu tükenen baskıları ben buraya koyuyorum PDF olarak. Özetle bu kitabın hem baskılı hali hem PDF hali var. İkisini de edinmenizi ben tavsiye ediyorum. Gelelim Geoteknik Mühendisliği ilkeler ve uygulamalar. Bunun mevcudu tükendi ama şuradan
PDF olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim ders içeriği kısmına. Ders kapsamında bir kere ara sınav yapacağız. Benden geçen dönem ders alan öğrenciler aranızda hatırlayacaklardır. Ben sınavlarımı sözlü yapıyorum. Bu sene ara sınavı da sözlü yapacağım. Finali ve bütünlemeyi de sözlü yapacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu dersin öğrenme ölçümü sözlü şekilde yapılacak. Ona göre derslere katılmanızı, hazırladığım bu videoları indirip bir defa, iki defa, gerektiğinde üç defa seyretmenizi, iyice konuları sindirmenizi bekliyorum. Şimdi bu videoda olduğu gibi ders anlatımlarımı ben kayda alacağım. Web sayfama yükleyeceğim. Ders saatinde sadece videoları seyreden öğrencilerimizle, yani sizlerle takıldığınız konular, sormak istediğiniz hususlar, iyi anlayamadığınız noktalar gibi sorularınıza cevap vererek dersin saatinde bize ayrılan kısa bir süre içerisinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Yani ders saatinde, haftalık programda belirlenen ders saatinde birebir ders yapmayacağım. Çünkü bu konuları 20 dakika içerisinde sığdırmamız mümkün değil.